Şimdi biz biraz içeri döneceğiz. Yine Türkiye'de kalacağız. Birazcık Türkiye dış politikasını konuşacağız. Kadir Has Üniversitesi ile doçent doktor Sinem Akgül Açık Meşe geldiler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi elimizde büyük bir araştırma var. Siz bunu tabi artık geleneksel hale getirdiniz. İsterseniz araştırmadan biraz bahsedin. Ardından verilen cevapları beraber irdeleyeceğiz zaten ama Türk dış politikasına ilişkin nasıl bir araştırma? Kimler katılıyor? Nasıl bir örneklem? Nasıl bir kümesi var? Lütfen siz anlatın. Biz bu araştırmayı üçüncü defadır yapıyoruz dış politikaya özel olarak ama Kadir Has Üniversitesi olarak daha farklı araştırmalar da yapıyoruz. Sosyal siyasal yönelimler araştırması da yapıyoruz 2010 yılından bu yana. 26 ilde 1000 kişiyle görüştük yüz yüze görüşme tekniğiyle. Burada kamuoyunun Türk dış politikasının yönelimleri hakkındaki görüşlerini merak ediyoruz. Türkiye'nin dostu kim, düşmanı kim, Türkiye'ye kimler tehdit oluşturuyor, Türkiye dış politikasında başarılı mı, Orta Doğu özelinde, Suriye özelinde başarılı bir dış politika izliyor mu, Avrupa Birliği ile ilişkilere nasıl bakıyor, destekliyor mu? Orta Doğu ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakış açısı. Yani genel olarak Türk dış politikası hakkında halkın yönelimlerini anlamaya çalışıyoruz. Burada bilgisini değil, bilgisini kesinlikle ölçmüyoruz. Amacımız kamuoyunda dış politika nasıl algılanıyor? 2015 yılı Mayıs ayında açıkladık bundan öncekini. Ondan önceki de Kasım 2013 ve karşılaştırmalı olarak verilere sahip oluyoruz bu şekilde. Bu da bize analizlerimize farklı bir bakış açısı getiriyor. Böylece nereden nereye geldiğimizi de görmüş oluyoruz. Evet. Birazdan göreceğiz zaten mutlaka dönemsel olaylar etkiliyor. Örneğin işte Rusya'ya kriz gibi. Ama daha geniş kapsamlı yıllar içerisinde değişen önemli trendler de var. Onu da göreceğiz. Şimdi ilk slide'la dilerseniz başlayalım. Türk dış politikası kamuoyu algılar araştırmasında sizce son dönemde Türk dış politikasının en önemli meselesi nedir diye sormuşsunuz. Ekrana geliyor tekrar biz tekrarlayalım buradan. Gri ile görülen 2013 yılı. Daha sonra Kavunç ile gördüğümüz 2015 yılı. En son kırmızılar bakılması gereken o da 2016 yılı. Dolayısıyla bu 3 yıla nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Benim gördüğüm en büyük değişiklik Suriye sorunu %65'lik bir mesele olarak görülürken son dönemde %22'ye düşmüş ehemmiyeti ve terörle mücadelede 9'dan 31'e çıkmış. Bilmiyorum ne dersiniz hocam? Burada tabii terörle mücadele 2016'da en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Burada siz de bahsettiğiniz gelişmeler halkın yönelimlerini doğrudan etkiliyor. Ve terör özellikle hani bombaların artması, iç dış terörün iç içe geçmesi halkın eğilimlerini çok ciddi olarak etkiliyor ve iki katına çıkan bir artış görüyoruz terörle mücadelede. Burada bizim açımızdan enteresan olan tabii Rusya ile ilişkilerdi. Rusya bir sorun değilken, Türk dış politikasının öncelikli meselesi değilken öncelikli mesele haline geldi. Özellikle Kasım 2015'ten sonra Rusya'nın Suriye'deki eylemlerinden sonra ve Rusya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı çeşitli kısıtlayıcı politikalar nedeniyle. Burada da halkın Türk dış politikasının en önemli meseleleri arasında Rusya'yı gördüğünü görüyoruz. Suriye sorunu evet bir gerileme var. %20'lerde 2 senedir %20'lerde görüyoruz ama %65'ten gerilediğini görüyoruz. Bu biraz da belki sorunun kanıksanması artık hani sorunun Türk halkı tarafından benimsenmesi belki de buna neden oluyor. Burada diğerleri de aslında önemli. İsrail'le ilişkilerde bir artış görüyoruz. Bu da sorun ya da mesele olarak karşımıza çıkıyor. IŞİD tehdidi, mülteci sorunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerde bu çerçevede Türk dış politikasının en önemli meseleleri olarak sıralanıyor. Burada tabii daha marjinal sonuçlar var ama onlara belli oranların altında olması nedeniyle yer vermedik. Peki devam edelim. Şimdi slaytlar var. Ben bir yandan yavaş yavaş da geçiyorum. Türkiye'nin en yakın dostu hangi ülkedir diye sormuşsunuz. Bana bu biraz enteresan geldi. Çünkü Türkiye'nin en yakın dostunda Azerbaycan'ın ciddi bir atağı var. İsterseniz biraz bunu yorumlayalım. 2013 yılında Türkiye'nin en iyi, en yakın dostu olarak Azerbaycan %28'le yanıtlanırken 2016 yılında neredeyse %60'a çıkmışız. Birazdan slide de gelir. Dördüncü slide'ımız olacak bu. Slide'lar arasında. Neye bağlıyorsunuz bunu? Burada aslında biz geçen seneyle birlikte yorumluyoruz. Geçen sene bu anketin bizim için en can alıcı sonucu Türkiye'nin dostu yoktur fikriydi. Türkiye tek başına dış politika yürütmelidir cevabını almıştık. Türkiye'nin dostu yoktur cevabını almıştık. Ve bu %38.9'du geçen sene. Bunda bir gerileme görüyoruz. Bizim açımızdan önemli sonuçlardan bir tanesi bu. Ve belki dış politikada yine hani belki daha sonra konuşuruz ama Türk halkı Türk dış politikasını genel olarak baktığımızda
başarısız buluyor. Başarılı bulanların oranı daha az. Yani çok belirgin arada marjlar yok ama Türk dış politikasının başarısız olduğu düşünülüyor. Ve belki burada bir dost arayışı, bir ittifak arayışı var. Azerbaycan'da bunun için en potansiyel aday. Zaten daha önce de hep listede vardı. Belirgin bir değişim yok aslında Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerinde son bir yıl içinde. Belki başka faktörlerin etkileşimini görmek mümkün burada. Biz buna yoruyoruz Azerbaycan'ın yükselişini. Tabii bunu bir genel trend olarak bakmak lazım. Önümüzdeki sene de mi böyle devam edecek, yoksa önümüzdeki sene bu %30'lara tekrar geri dönecek mi? Yani buna biraz daha uzun vadede bakmak lazım. Bu seneki yorumlamamız belki hani o dostu yoktur ve başarısızlıklar imajının artık işe yaramadığı ve bir ittifak arayışının gerekli olduğu belki bu şekilde yorumlanabilir. Bu iki anketiniz arasında cevap verenlerin yani olmaz ya bir farklılığından kaynaklanmış olabilir mi? Çünkü aynı örneklem kümesinin işte iki katına varacak şekilde Azerbaycan demiş olması bana pek makul gelmiyor. Hakikaten bir yandan zihnimi yokluyorum. Hiç önemli bir gelişme olmadı Azerbaycan ile Türkiye arasında. Yani ne bir ticari anlaşma imzalandı, ne büyük bir şey yapıldı ya da Azerbaycan'a karşı ne de büyük bir saldırı oldu. Ermenistan'da bir problem oldu ama bu herhalde tam onu göstermez diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum ben. O kadar anlık göstereceğini zannetmiyoruz biz de. Burada dediğim gibi önümüzdeki sene de bu sonuca bakmak lazım. Bu sene belirttiğiniz gibi herhangi belirgin bir Azerbaycan politikası değişimi de yok. Bunu dışarıdaki yani farklı gelişmelerin Azerbaycan'a yansıması olarak düşünebiliriz. Belki bir dost arayışına yorabiliriz. Peki dost algısı böyle de biraz da tehdit algısına geçelim. Tabii bu da önemlidir dünyada. Şimdi Türklere yani bize sorulduğu zaman sizce en çok hangi ülke veya ülkeler Türkiye'ye tehdit oluşturmaktadır? Tam tersi burada Amerika'da herhalde bir parça yükseliş var. Rusya doğal olarak bir anda yukarı sıçramış. Onun sebebi malum ama isterseniz şu 9-10 puanlık Amerika'nın yukarı gitmesi önemli mi ondan bahsedelim. Burada tabii Rusya'dan bahsettiniz. Rusya bizim için önemli bir faktördü. Geleneksel olarak baktığımızda Türkiye'ye kim tehdit oluşturmaktadır dediğimizde Amerika ve İsrail cevapları bütün anketlerde, hani sadece bizim üniversitemizin anketlerinde değil, diğer araştırmalarda da karşımıza çıkan sonuçtur. Geçen sene mesela baktığımızda bizim için İsrail en temel tehdidi oluşturmaktaydı. Bu sene baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, bununla ilgili başka sorularımız da var. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında işbirliği var mıdır? Neden işbirliği vardır? Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında sorunlar var mıdır dediğimizde belki hani bununla cevaplamak lazım. Terör ön planda karşımıza çıkıyor. Ve burada yorum yaparsak Türk halkının Amerika'nın samimi olmadığına dair bir inanışı var. Özellikle Türkiye'nin terörle mücadele konusunda. Zaten temel sorun da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında terörle mücadele olarak karşımıza çıkıyor. Belki bu şekilde yorumlamak mümkün olur. Peki bir de şunu sorayım. Yine aynı slide'da Ermenistan yanıtı verenler 20'den 10'a düşmüş. Hatta onun biraz altına gelmiş. Herhalde herhangi bir gelişme olmayınca onu unutup başka yerden yana mı oy kullanmışız? Bilmiyorum ne dersiniz? Geçen sene Nisan ayında yine biz bu anketi uygulamıştık. Ve sahaya Nisan ayında çıkmıştık. Ve Nisan 2015 önemliydi. 100. yıldı ve bu nedenle halk özellikle kamuoyunda çok gündeme gelmişti. Bunu gazetelerden okumuşlardı, televizyonlardan dinlemişlerdi. Sıcaktı dolayısıyla. Sıcaktı. Dolayısıyla Ermenistan belki o nedenle gerilemiş olabilir. Bu sene o sıcaklığını yitirdi gibi. Peki yine devam edelim. Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken hangi ülke ya da ülkelerle birlikte hareket etmelidir? Deminkiyle tabii oldukça uyumlu bir sonuç. Evet. Belki beraber bakmak gerekiyor. Azerbaycan %50'lere yakın çıkmış. Ekstra bir yorumumuz varsa hocam alalım yoksa devam edelim. Yok hayır. Burada bizim için yine önemli olan istikrarlı bir tek başına yürümelidir. Türk dış politikası tek başına, Türkiye'nin tek başına yürütmesi gereken bir politikada cevabındaki istikrar bizim için biraz belirleyiciydi. Azerbaycan dediğim gibi çok marjinal bir sonuç bizim açımızdan. Bunun seneye değerlendirmesini yapmakta fayda olacaktır. Burada dikkati çeken Müslüman ülkelerle birlikte dış politika yapılması gerektiği konusunda bir gerileme belki de vurgulanması gereken hususlar arasında. Peki sürdürelim. Şimdi Türkiye hangi bölgede daha aktif bir politika izlemelidir diye sormuşsunuz. Burada gelen yanıtlarda tabii yüzü geçiyor toplam çünkü birden fazla yanıt verilmiş. Orta Doğu 55'te birinci, Avrupa 30'da ikinci, Kafkasya'da 23'te üçüncü olmuş. Nasıl bakmak lazım buna? Burada
Başka bir sorumuz da Türkiye Orta Doğu ülkesi midir, Avrupa ülkesi midir, İslam ülkesi midir sorusuydu. Burada bir istikrar görüyoruz çünkü Türkiye'nin Avrupalı ve Orta Doğulu olduğuna dair cevaplar artmıştı. İslam ülkesidir cevabı azalırken. Onunla birlikte düşünmek lazım. Bir de Türkiye'nin Orta Doğu'da nasıl bir güç olduğunu sormuştuk. Türkiye'nin küresel yine bölgesel bir güç olduğunu söylüyor Türk halkı. Bu anlamda Türkiye'nin biraz daha Orta Doğulu. Aslına bakarsanız ama Avrupalılık trendlerinde de önemli bir artış var. Bunu da dikkatten kaçırmamak lazım. Özellikle bölgesel olarak kırılmalara baktığımızda, ayrışmalara baktığımızda Karadeniz bölgesinde ilginçtir ve Marmara bölgesinde Türkiye'nin Avrupalı olduğuna yönelik inanç diğerlerinden daha fazla, İslam ülkesi olduğundan veya Orta Doğu ülkesi olduğundan daha fazla bir şekilde Avrupalı olduğuna inanılıyor. Peki bu kadar çok Avrupa demişken tabii AB ile ilişkiler oldukça sıcak da bir safhasında. Dolayısıyla konuşmakta fayda var. Türkiye'nin AB'ye üye olmasını istiyor musunuz sorusu bence çok kritik bir soru. Ve uzun süre sonra bu kadar büyük bir yükseliş var herhalde. Onu da ekranlara getirelim. %61.8 evet. %38.2 hayır çıkmış. Nasıl bir sonuç ve geçen yıllara oranla nasıl karşıladınız? Bu trend belirgin bir trend. Türkiye'nin Avrupa Birliği politikaları ve halkın inanışı açısından. Geçen sene sorduğumuzda %47,5'tu. Pardon %42,4'tü. Ondan önceki sene %47,5'tu. Burada bir artış görüyoruz. Sadece Kadir Has Üniversitesi anketlerinde değil, diğer araştırmalarda da takip ettiğimizde Avrupa Birliği'ne üyeliğe yönelik destek halkın gündeminde. Bu tabii bir artış trendinde, son yıllarda artış trendine girdi. Son dönemde de çok fazla Türkiye'de Avrupa Birliği konuşuluyor olması, özellikle bu göçmen krizi ve vize serbestisi bağlamında konuşuluyor olması tabii halkı otomatik olarak etkiledi. Son dönemdeki gelişmelerin etkisiyle de yükselme olabilir ama bunu sadece son dönemle sınırlamamak gerekir. Bunu biraz daha bir trend olarak kabul etmek gerekir. Türk halkı Türkiye'nin yerinin aslında Avrupa Birliği olduğuna inanıyor. Peki devam edelim. Şimdi burada bir soru daha var. O da sizce AB Türkiye'ye karşı güvenilir ve samimi davranıyor mu? Yani AB üye olmak istiyoruz ama acaba AB bize nasıl bakıyor tarzında sorular var. İkisi de ilginç. Birincisi Türkiye kaç yıl sonra AB'ye tam üye olabilir? Burada herhalde ezici çoğunluk uzun yıllardan yanaydı. Biraz onu isterseniz yorumlayın. En sonunda tabii hala daha Türkiye'ye karşı güvenilir davranılmadığı düşünülüyor ama oran gitgide azalmış. Nasıl yorumlamak gerekir hocam? Burada tabii hani biraz evvel verdiğimiz olumlu veriler olumsuzlanıyor. Türk halkı %66.7 ile Avrupa Birliği'ne üye olamayacağımıza inanıyor. Tam üye olamayacağımıza inanıyor. Burada inananların ne zaman üye oluruz, inananlara ne zaman üye oluruz peki dediğimizde de 8.1 yıl sonra diyor. Yani burada bir olumluluk var, 15.5 yıldan 8.1'e düşmüş durumda ama yine de %66.7 yatsınamayacak derecede önemli bir oran. Burada hani bunu hep cevabını şuna bağlardık. Biz Türkiye'ye yönelik olarak Avrupa Birliği samimi ve dürüst davranmıyor. Halkı en çok imajını şekillendiren buydu. Fakat burada da bir değişiklik gözlemeye başlıyoruz. Hayır diyen, yani Türkiye'ye karşı güvenilir ve samimi davranmadığını düşünenlerin oranı %68'den %40.2'ye inmiş durumda. Ve daha samimi davranıyor diyenlerin oranı da 8.1'den 15.3'e çıkmış durumda. En azından bir ilişki gelişti tabii arada. Evet, birazcık böyle Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerindeki trendlerde değişiklikler gözlüyoruz. Bence araştırmanın en önemli sonuçlarından bir tanesi de ben bu. Ben şöyle bir şey de düşündüm. Yani herkes üye olmak istiyor fakat bir yandan Avrupa Birliği'nde dürüst olmadığını düşünüyorlar ama yine de yani onun o deal'ı yapmaktan, o alverden herhalde biraz mutlu görünüyor insanlar. En azından Avrupa Birliği ile müzakere edelim de nereye gideceği çok önemli değil gibi ben algılıyorum. Burada, bu bile pozitiftir diyorlar herhalde. Burada tabii Türkiye'ye sağlanacak katkılar da sorulduğunda halka ekonomik seviyenin gelişmesinin beklentisi, demokrasi beklentisi, iş piyasalarının gelişmesi ve iş gücünün artması Türkiye'nin, Türk halkının beklentileri arasında belki de bu nedenle biraz daha sıcak bir bakış söz konusu. Şimdi Türkiye AB arasında göçmenlere yönelik olarak yapılan anlaşmayı nasıl buluyorsunuz? Slide'ına geçeceğiz. %57'si katılımcıların olumsuz bulmuşlar bunu. Her taraftan eleştiri aldığını görmüştük gerçekten. Yani gerek Avrupa Birliği'ni destekleyenler, gerek
karşısında olanlar, gerek göçmenleri düşünenler, gerek Türkiye'nin kesesini düşünenler. Bilmiyorum siz nasıl yorumladınız bu cevapları? Yani olumsuz olması zaten bizim beklediğimiz bir şeydi. Olumsuz olması cevabı. Biz neden olumsuz ya da neden olumlu olduğunu da merak ettik. Ve bu anlamda sorular sorduk. Neden olumlu buluyorsunuz ya da neden olumsuz buluyorsunuz diye. Olumlu bulanlar, bunlar daha az sayıca tabii, Türkiye'ye fon sağlayacaktır. Yasa dışı göç engellenecektir. Suriyeli göçmenlerin yaşam koşulları iyileşecektir gibi cevaplar verdi. Ama olumsuz bulanlar Türkiye'ye gelecek göçmen sayısının artışından endişe ediyor. Ve bunun ekonomik sorunlar yaratacağını düşünüyor. Bunların Türkiye'ye gelecek göçmen sayısının artacağını düşünenlerin oranı %58.2. Ekonomik sorunlar beklentisi de %48.8. Tabii burada enteresan bir cevap da vardı. Avrupa Birliği'nin bu anlaşma çerçevesindeki sözlerini tutmayacağına dair bir inanış var halkta. Bu biraz evvel tartıştığımız Avrupa Birliği'ne kadar güvenilir ve dürüst cevabıyla çok ilintili. %31.9 Avrupa Birliği'nin bu göçmen mutabakatı çerçevesindeki sözlerini tutmayacağına inanıyor. Bu nedenle de olumsuz baktığını söylüyor. Şimdi 3-4 tane slaytımız kaldı. Bunlar da herhalde yine can alıcı slaytlar. Orta Doğu'daki son gelişmeler karşısında izlediği politikaları başarılı buluyor musunuz Türkiye'nin diye sormuşsunuz. Yıllar içerisinde değişimi var. Herhalde iyi bir gösterge olabilir. Ekranlarda gelecek. Benim gördüğüm kadarıyla 2016'da evet başarılı buluyorum diyenlerin oranı %18'e kadar inmiş. Bu herhalde iyi bir gösterge. Buradaki sonuçtan insanlar rahatsız gibi görünüyorlar. En azından ankete katılanlar. Evet, burada önemli bir sonuç kararsızların, yani hani ne başarılı ne başarısız bulanların artması. Başarısız bulanlar ve başarılı bulanların oranları azalıyor. Burada halk biraz daha kararsız ve biraz daha ihtiyatlı gözüküyor. Ama genel olarak baktığımızda Orta Doğu ve Suriye politikası özelinde ve Türk dış politikası genelinde baktığımızda Türk dış politikasının başarısız bulunma oranı halk arasında daha fazla ve bu hep böyleydi. Başarısızlık oranı gözleniyor. Belki de bu başarısızlıklar, şöyle yorumlayabiliriz, bu başarısızlıklar nedeniyle Türk halkının Avrupa Birliği'ne yönelimi söz konusu. Türk halkı Avrupa Birliği olmazsa, konuşmadık ama NATO, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri geliştirilmelidir diyor alternatif olarak. Bu tür uluslararası bağlantılara ve uluslararası müttefiklere bir yönelim söz konusu. Belki bu başarısızlıkların böyle bir etkisi oluyor. Bu anketten çıkarabileceğimiz bizim dolaylı analizlerimiz bu şekilde. Peki belki bir alt başlık olarak Suriye'deki son gelişmeler karşısındaki politikaları da sormuşsunuz. Orta Doğu'dan da çok bağımsız bir sonuç görünmüyor bir sonraki slide'da. Benzer şeyler görünüyor. Suriye'de zaten Orta Doğu probleminin bir parçası olduğu için bunu geçip şeyi sormak istiyorum. IŞİD'e ilişkinde bir soru var. Geçen sene de yanılmıyorsam benzer bir programı yapmıştık yine üniversiteden bir hocayla. IŞİD'e ilişkin çok da beğenmediğimiz sonuçlar çıkmıştı. Yani halkın bir bölümü hala da IŞİD'i tam olarak yerli yerine oturtamıyordu bir terör örgütü olarak. Şimdi ekranlara gelecek, sizce bir terör örgütü müdür diye sorulduğunda en azından 85'e 90'a yükseldiğini görüyorum ve Türkiye'ye karşı bir tehdit midir diye sorulmuştu. Geçen sene %65, bu sene %90'a çıkmış. Herhalde bombalamalardan sonra insanlar da ayırdına vardılar. Tabii ki. Yani gelişmeler bahsettiğimiz gibi bu algıları çok doğrudan etkiliyor ve burada bence %90.9 çok önemli bir oran. Türk halkı IŞİD'i bir tehdit olarak algılıyor. Özellikle Türkiye'nin son bir senede yaşadıkları belki de burada çok belirleyici. Ve Türkiye'ye karşı da tehdit olduğuna çok ciddi oranda inanıyor. Zaten Türkiye'nin bir numaralı meselesinin terör olmasıyla da çok ilintili bir sonuç olarak değerlendirmek mümkün bunu. Şimdi son slide'da bütün bunların hasıl olarak sonuç olarak da tabii sormuşsunuz. Yani dış politika uygulamalarını ne derece başarılı buluyorsunuz diye. Burada başarılı bulanların oranı %34 görünüyor. Başarısız bulanlar ona yakın ama biraz üzerinde 38.7. Kısmen başarılı buluyorum diyenler de %27.3. Nasıl değerlendirirsiniz bu sonuçları? Yani bu Türkiye'nin genel olarak Türk dış politikasında özellikle Orta Doğu'da yaşadığı başarısızlıkların doğal bir yansıması. Avrupa Birliği sürecinde bir ileri iki geri gidişin doğal bir yansıması. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ihtiyatlı politikaların ve hiçbir zaman oluşturulamayan o gerçek samimi ittifakın olmaması Türk halkının algılarına çok yansımış durumda. Tabii bu halk bu algısını televizyonda ne deniyor onu da sorduk. Nereden öğrendiğinizi iletir misiniz şeklinde. Ve %90'lar oranında halk televizyondan alıyor bilgilerini. Ve televizyonda güncel olarak ne görüyorsa
bizim anketi uyguladığımız dönemde, saha araştırması yaptığımız dönemde o cevapları veriyor. Yani Nisan ayında en güncel neler varsa ve kafasında halkın yerleşmiş ne tür algılar varsa bizlere o cevaplarla dönüyor. Dolayısıyla bu başarısızlıklar bir sürecin yansıması ama güncel gelişmelerinde doğrudan etkisini görüyoruz. Peki hocam, çok teşekkürler verdiğiniz yanıtlar için. Biz yine elden geldiğince araştırmalar yapıldıkça anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Bakalım politikalar o yönde yapılacak mı ya da insanların fikirleri daha da değişecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Londra'ya dönelim. Şimdi Başak bizleri bekliyor.